Sonra dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve 18 adet mertebelerden çıkan ve arş hakikate yetişen bir miracı imani ile gaibane marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam kendi ruhuna dedi ki Fatiha-i Şerife'de başından ta iyyake kelimesine kadar gaibane medhü sena ile bir huzur gelip iyyâke hitabına çıkılması gibi biz dahi doğrudan doğruya gaibane aramayı bırakıp aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi güneşten sormak gerektir. Evet, her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyleyse şemsin ile onu görmek ve tanımak gibi Halikımızın esma-i hüsnâsıyla ve sıfat-ı kudsiyesiyle onu kabiliyetimizin nispetinde tanımaya çalışabiliriz. Bu maksadın hadsiz yollarından iki yolu ve o iki yolun hadsiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki mertebenin pek çok hakikatlerinden ve pek çok uzun tafsilatından yalnız iki hakikati icmal ve ihtisarla bu risalede beyan edeceğiz. Birinci hakikat, bil müşahede gözümüzle görünen ve muhit ve daimi ve muntazam ve dehşetli ve semavi ve arzi olan bütün mevcudatı çeviren ve tebdil ve tecdil eden ve kainatı kaplayan faaliyeti müstevliye hakikati görünmesi ve o her cihetle hikmet medar faaliyet hakikatinin içinde tezahürü rububiyet hakikatinin bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet feşan tezahür rububiyet hakikatinin içinde tebarüzü uluhiyet hakikati biz zarure bilinmiş olmasıdır. İşte bu hakimane ve hakimane faaliyeti daim eden ve perdesinin arkasında bir fail-i kadir ve alimin efali görünür gibi hissedilir. Ve bu mürebbiyane ve müdebbirane Efali Rabbaniyeden ve perdesinin arkasından her şeyde cilveleri bulunan Esma-i İlahiye hissedilir derecesinde bedahetle bilinir. Ve bu celal-darane ve cemal-perverane cilvelenen Esma-i Hüsna'dan ve perdesinin arkasında sıfat-ı seba-i kutsiyenin ilmel-yakin, belki aynel-yakin, belki hakkal-yakin derecesinde vücutları ve tahakkukları anlaşılır. Ve bu yedi kutsi sıfatın dahi bütün masnuatın şehadetiyle, hem hayat tarane, hem kadirane, hem Alimane, hem semiyane, hem basiyane, hem müridane, hem mütekellimane, nihayetsiz bir surette tecellileriyle bilvedah ve biz zarure ve bir ilmel yakin bir mevsufu vâcibül vücudun ve bir müsemai vâhid ehadin ve bir faili ferdi samedin mevcudiyeti, güneşten daha zahir, daha parlak bir tarzda kalpteki iman gözüne görünür gibi kat'i bilinir. Çünkü güzel ve manidar bir kitap ve muntazam bir hane, bedahetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi bedahetle yazıcı ve dülger namlarını Yazıcı ve dülger ünvanları ise bedahetle kitabet ve dülgerlik sanatlarını ve sıfatlarını ve bu sanat ve sıfatlar bedahetle her halde bir zatı istilzam eder ki mevsuf ve sani ve müsemma ve fail olsun. Failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi mevsufsuz bir sıfat, sanatkarsız bir sanat dahi mümkün değildir. İşte bu hakikat ve kaideye binaen bu kainat bütün mevcudatıyla beraber kaderin kalemiyle yazılmış, kudretin çekiciyle yapılmış, manidar, hadsiz kitaplar, mektuplar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde her biri binler vecihle ve beraber hadsiz vücuhla, Rabbani ve Rahmani nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin menşeleri olan binbir esma-i ilahiyenin hadsiz cilveleriyle ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfat-ı sübhaniyenin nihayetsiz tecellileriyle o yedi muhit ve kutsi sıfatların madeni ve mevsufu olan ezeli ve ebedi bir zat-ı zülcelalin vücubu vücuduna ve vahdetine hadsiz işaretler ve nihayetsiz şehadetler ettikleri gibi, bütün o mevcudatta bulunan bütün hüsünler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi Ef'ali Rabbaniye'nin ve Esma-i İlahiye'nin ve Sıfat-ı ve Şuunat-ı Sübhaniye'nin kendilerine layık ve muvafık kutsi cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden Zat-ı Akdes'in kutsi cemaline ve kemaline Bedahetle şehadet ederler. İşte faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikati, ilim ve hikmetle halk ve icat ve sun ve ibda, nizam ve mizanla takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir, kast ve iradeyle tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil, şefkat ve rahmetle itam ve inam ve ikram ve ihsan gibi şuunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür rububiyet hakikati içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikati dahi Esma-i Hüsna'nın rahimane ve kerimane cilveleriyle ve yedi sıfat-ı olan hayat, ilim, kudret, irade, sem, basar, ve kelam sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir. Evet, nasıl ki kelam sıfatı vahiler ve ilhamlarla zatı ı akdesi tanıttırır, öyle de kudret sıfatı dahi mücessem kelimeleri hükmünde olan sanatlı eserleriyle o zatı ı akdesi bildirir ve kainatı baştan başa bir fırkan-ı cismani mahiyetinde gösterip bir Kadir-i Zülcelal'i tavsif ve tarif eder. Ve ilim sıfatı dahi hikmetli, intizamlı, mizanlı olan bütün masnuat miktarınca ve ilimle idare ve tedbir ve tezyin ve temyiz edilen bütün mahlukat adedince mevsufları olan bir tek zatı akdesi bildirir. Ve hayat sıfatı ise kudreti bildiren bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı ve zinetli suretler, haller ve sair sıfatları bildiren bütün deliller, sıfatı hayatın delilleriyle beraber, hayat sıfatının tahakkukuna delalet ettikleri gibi, hayat dahi bütün o delilleriyle, ayneleri olan bütün zih hayatları şahit göstererek, zatı hayy kayyumu bildirir ve kainatı serbeser, her vakit taze taze ve ayrı ayrı cilveleri ve nakışları göstermek için daima değişen ve tazelenen ve hadsiz aynelerden teleküp eden bir ayneyi ekber suretine çevirir. Ve bu kıyasla görmek ve işitmek, ihtiyar etmek ve konuşmak sıfatları dahi her biri birer kainat kadar zatı akdesi bildirir, tanıttırır. Hem o sıfatlar Zat-ı Zülcelal'in vücuduna delalet ettikleri gibi, hayatın vücuduna ve tahakkukuna ve o zatın hayattar ve diri olduğuna dahi bedahetle delalet ederler. Çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, İrade hayatla olabilir, İhtiyari iktidar zihayatlarda bulunur. Tekellüm bilen dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılır ki hayat sıfatının yedi defa kainat kadar delilleri ve kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bürhanları vardır ki bütün sıfatların esası ve menbaı ve ismi azamın mastarı ve medarı olmuştur. Risale-i Nur bu birinci hakikati kuvvetli bürhanlarla ispat ve bir derece izah ettiğinden bu denizden bu mezgur katre ile şimdilik iktifa ediyoruz. İkinci hakikat, sıfat kelamdan gelen tekellüm-ü ilahidir. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ الْلِكَلِمَاتِ Rabbi Ayetinin sırrıyla, kelam ilahi nihayetsizdir. Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır. Demek bu hakikat, nihayetsiz bir surette mütekellim-i ezeliğinin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet eder. Bu hakikatin iki kuvvetli şehadeti, bu Risale'nin 14. ve 15. mertebelerinde beyan edilen vahiler ve ilhamlar cihetiyle ve geniş bir şehadeti dahi 10. mertebesinde işaret edilen kütüb-ü mukaddese-i semaviye cihetiyle ve çok parlak ve cami bir diğer şehadeti dahi 17. mertebesinde Kur'an-ı Mucizül Beyan cihetiyle geldiğinden bu hakikatin beyan ve şehadetini o mertebelere havale edip o hakikati mucizane ilan eden ve şehadetini sair hakikatlerin en şehadetleriyle beraber ifade eden Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel ve ulul ilmi qâimen bil qist La ilahe illa huvel azizul hakim. ayet muazzamanın envarı ve esrarı bizim bu yolcuya kafi ve vafi gelmiş ki daha ileri gidememiş. İşte bu yolcunun bu makamı kutsiden aldığı dersin kısa bir mealine bir işaret olarak birinci makamın 19. mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücudil vahidul ehadu له الاسماء الحسنى وله الصفات العليا وله المثل الاعلى الذي دل على وجوب وجوده في وحدته الذات الواجب الوجود باجماع جميع صفاته القدسيه المحيطه وجميع اسمائه الحسنى المتجليه باتفاق جميع شؤوناته وأفعاله المتصرفة بشهادة أظمة حقيقة تبارز الألوهية في تزاهر الربوبية في دوام الفعالية المستولية بفعل الإيجاد والخلق والصنع والإبداع بإرادة وقدرة وبفعل التقدير والتصوير والتدبير والتدوير باختياري وحكمتي وبفعل التصريف والتنظيم والمحافظة والإدارة والإعاشة بقصد ورحمة وبكمال الانتظام والموازنة وبشهادة عظمة إحاطة حقيقة أسراري. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu ve'l ve ulul ilmi qa'iman bil kıst la ilahe illa hu'l hakim denilmiştir. İhtar. Geçen ikinci makamın birinci babındaki 19 adet mertebelerin şehadet eden hakikatlerinin her birisi tahakkuklarıyla ve vücutlarıyla vücubu vücuda delalet ettikleri gibi ihatalarıyla dahi vahdete ve ehadiyete delalet ederler. Fakat başta sarihan vücudu ispat ettikleri cihetle vücubu vücudun delilleri sayılmış. İkinci makamın ikinci babı ise başta ve sarahatle vahdeti ve içinde vücudu ispat ettiği haysiyetiyle tevhid bürhanları denilir. Yoksa her ikisi her ikisini ispat eder. Farklarına işaret için birinci babda bir şehadeti azameti ihatati hakikati ikinci babda vahdet görünür gibi zuhuruna işareten bir müşahedeti azameti ihatati hakikati fıkraları tekrar ediliyor. Gelecek ikinci babın mertebelerini birinci bab gibi izah etmeye niyet etmiştim. Fakat bazı hallerin mümanaatıyla ihtisara ve icmale mecburum. Hakkıyla beyan etmeyi Risale-i Nur'a havale ediyoruz.